Bitlis'in Bidağ Köyü'nde sınıf öğretmeniyim. Ayrıca okulun hem öğretmeniyim, hem müdürüyüm, hem de hademesiyim diyebilirim. Yani çocukların gözlerinden okuyorum. Yani şöyle diyorlardı, siz anne babamızdan daha değerlisiniz bizim için. Bir gün köyüme öğretmen olarak dönmeyi çok istediğim için öğretmenliği yazdım. Yani buruk geçecek diye düşünüyorum. Çünkü hani baktığınızda bu mesleğin genel alışkanlığıdır. Mesleği doğru bir şekilde yürütüyorsanız demek ki öğrencileri gerçekten çok seviyorsunuz ve öğretmeyi seviyorsunuzdur. Aslında ne kadar öğrencinin öğretmeni var, ihtiyacı varsa aslında öğretmenin de öğrenciye ihtiyacı var. Bu ayrılık aslında bize biraz daha fazla bunu öğretmiş oldu. Çünkü her öğrencinin farklı bir öğrenme yöntemi var ve her bir çocuk aslında öğretmenine farklı bir duygu veriyor. Bu işin de aslında temel karşılığı aldığınız duygu. Sorsanız bana işte online'da mı yoksa yüz yüze mi öğretmenlik yapmak daha kolay? Yani yüz yüze olmak çok daha iyi geliyor çünkü öğretmeni de çok motive ediyor. Zeytinburnu'nda bir okulda öğretmenlik yapıyorum, Gazipaşa İlkokulu'nda. Bizim bölgemiz bayağı göç alan bir bölge. Yabancı uyruklu öğrencilerimizde yoğunluklu var. İşte Afgan, Suriyeli, Özbek, Uygur. Öğrencilerimiz bayağı ciddi problemlerle karşılaştık. Hani öğretmenler hem öğrencilerini sürece adapte etmede ciddi sıkıntılar yaşadılar. İnternet problemi olan, evinde televizyon olmayan bir öğrencilerimiz oldu. Velilerimizi işte teknoloji kullanımına ikna etme, nasıl kullanacakları, sisteme nasıl girecekleri, derse nasıl başlayacakları. Ayrıca ders sonrası bizim verdiğimiz etkinliklerini, çalışmaları, bunların kontrol edilmesi ciddi sıkıntılara neden oldu. Ama biz hani süreci anlatılması ve öğrencilerimizin eğitim hakkının engellenmemesi için bayağı ciddi mücadele veriyoruz. Yani üzerimizde çok yük var hakikaten. Yüz yüze eğitimin belki 3-4 katı daha fazla yükle karşı karşıyayız. Yani biz bundan gocunmuyoruz bir öğretmen olarak. Sağlık koşulları, ülkenin koşulları bu. Elimizden geleni yapıyoruz ama yeterli desteğe de ihtiyacımız var. Mesela Almanya'da öğretmenler bilgisayar ve internet erişimi sağlasın diye ekonomik destek verildi. Ciddi ekonomik destekler verildi. 800 bin öğretmene çok ciddi destekler verildi. Türkiye'de bu desteği görmüş değiliz. Yani öğretmenler aslında bilgisayar desteği, internet desteği vermelidir. Şimdi biz mesela, benim eşim de öğretmen, kızım da 6. sınıfa gidiyor. Evimizde 3 kişi var, düşünün. Üçümüz de uzaktan eğitimle karşı karşıyayız. Ve bilgisayara ihtiyacımız var, internete ihtiyacımız var. Sırayla kullanıyoruz. Ders programını ona göre ayarladık. Türkiye'deki milyonlarca öğrenci aynı süreci benzer koşullarda yaşamıyor. En büyük acı burada bizleri üzen öğretmenler olarak bu. Ben İstanbul'da özel bir okulda çalışıyorum. Ama bunun internetinin olmadığı veya da hani bilişim araçlarının kullanılamadığı yerler var. İsterse bir şehirde ana bir köyünde benim adım öğretmen gezerim derde belde. Bitlis'in Bidağ Köyü'nde sınıf öğretmeniyim. Şu anda size lojmanımdan sesleniyorum. Henüz meslekte çok yeniyim. Bu ikinci yılım. Okulumda 11 öğrencim var. Ayrıca okulun hem öğretmeniyim, hem müdürüyüm, hem de hademesiyim diyebilirim. Tek derslikli bir sınıfta sınıf öğretmeniyim. 4 sınıfın bir arada okutulduğu bir sınıfta sınıf öğretmeniyim. Pandemi de girince biz okullara ara verilince uzaktan eğitim sürecine geçtik. Bu süreç bizi biraz daha zorladı. Çünkü köy okulundayız, imkanlarımız çok az. İnternetimiz sınırlı, evinde interneti olmayan çocuklarım var, televizyonu olmayan çocuklarım var. Bu durumda biz gerçekten çok zorlanıyoruz. Ama buna şöyle bir çözüm getirdik. Çocuklara tablet verip, internetleri yok ama onlara ben kendim evimde videolar çekeceğim ve bu videoları da onların tabletlerine yükleyip düzenli olarak izlemelerini sağlayacağım. İnternet olmayacak ama tabletten beni yine canlı olarak görmüş olacaklar. Ve ben de köyde kaldığım için bu süreci köyde geçireceğim. Onların yakınında olduğum için de bu süreci beraber kolaylıkla atlatabileceğimizi düşünüyorum. Ben hani bu süreçte şunu gördüm. Araçlar ne olursa olsun, eğer elinizde iletişim kurmayı sağlayabileceğiniz bir nokta varsa ve buna gerçekten istekliyseniz öğrencinize ulaşıyorsunuz. Hepinize merhaba, ben Sinem öğretmen. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıfın 8. ünitesi olan Transportation konusunu
hep birlikte öğreneceğiz. Uzaktan eğitimde neler yapabiliriz? Kaldığımız yerden öğrencilerimize uzaktan ne şekilde ulaşabiliriz'in hep cevabını aradım. Bu süreçte teknolojiden de tabii ki çok yararlandım. İlk olarak öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamakla yükümlü olduğumu hissettim. Çünkü ayrıydık, öğretmenler artık bir karenin içerisindeydi, bir ekranın içerisindeydi ve bu uzaktan eğitimde yapmış olduğumuz eğitimlerde en çok hedeflediğim şey öğrencilerimle bu duygusal bağımı uzaktan da olsa, bir ekran karşısında da olsa devam ettirmek ve özellikle küçük yaş grubuyla çalıştığım için onları hep derslerde böyle daha hareketlendirecek, aktif edecek, onları evlerinde ama okuldaymış gibi öğretmenleri hemen onların yanındaymış, bir işte omuzuna hemen dokunabilecekmiş gibi hissetmelerini hep hedefledim. Binlerce, yüz binlerce öğrencim oldu. Sadece okulundaki, sınıfımdaki öğrenciler, onlara ders verdiklerim değil. Mesela bir sabah kalkıyorum, işte Erzurum'dan bir öğrencim olmuş. Bir sabah kalkıyorum, Trakya'dan bir öğrencim olmuş. Yaşasın sosyal medyanın ve teknolojinin gücü diyorum. Artık bir telefonla, işte bir tabletle ya da bir bilgisayarla çok farklı yörede, işte bir dağ köyündeki bir öğrenciye bile bu videolar sayesinde ulaşabiliyorum ve öğrenmek istediklerini elimden geldiği kadar onlara aktarmaya çalışmaktayım. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğini okudum. İlkokuldan beri hep hayalimde öğretmen olmak vardı. Öğretmenimi sürekli örnek alırdım küçükken. 60 kişilik bir sınıfta sadece okuyabilen tek kız çocuğu bendim. Ve hayallerimin peşinden gitmek istedim. Öğretmenliği yazarken hep o anları hayal ettim ve bir gün köyüme öğretmen olarak dönmeyi çok istediğim için öğretmenliği yazdım. Maalesef okulu bitireli 3 yıl oldu, hala atanamadım. Edebiyat alanında 40 bin mezun var. Sadece 500 kişi atıyorlar o 40 bin arasından ve çok ciddi puanlar alman gerekiyor KPSS'de. Bir sürü arkadaşım mesleğini icra edemiyor şu anda. Çoğu tekstil atölyesinde çalışıyor, AVM'lerde çalışıyor, marketlerde çalışıyor. Yüz yüze eğitim yapmaya başladık haftada 2 gün. 6. ders bitti, çocuklar ders bitmeye gidiyoruz. Eve gitmemiz lazım. Biz gitmek istemiyoruz dediler. Yani biz gitmek istemiyoruz eve dediler. Neden? Burası, biz çok özlemişiz okulu dediler. Sizi özlemişiz, arkadaşları özlemişsiniz. Tabi bu öğretmen için bir eğitim, öğretim açısından çok değerli bir durum. Çocuklar gerçekten okulu çok özlemiş. Ve sınıfımız da yapılınca okula daha bir gelmek istiyorlar. Hatta eve bile gitmek istemiyorlardı. Şimdi uzaktan eğitim sürecine geçince eminim çok üzüldüler. Öğretmenler yeni lise, sizlerin liseli olacaktır demişti Atatürk. Yani bir nesil yetiştirmek gerçekten çok büyük yükler getiriyor. İş online değil, uzaydan da yapmak gerekse bu işi bir şekilde yürütülmek zorunda. Çünkü karşımızda geleceğinizi yönetecek kişiler var. Yani 20 yıl, 21 yıldır hissetmediğimiz şeyleri şu an hissediyoruz. Yani biz bir çocuğun, bir insanın hayatında öğretmen aslında çok önemli hayatına değen, onu şekillendiren, onun gelecekte bu ülke için ne kadar faydalı, bu insanlık için, dünya için ne kadar faydalı, bir insan olması için ne kadar önemli bir etkiye sahip olduğunu gördüm. Yani biz çocuklarımızın yaşamına yön veren, onları şekillendirilmesine çok önemli bir katkı koyan bir mesleğin öğretmenler olduğumuzu hissettim. Yani çocukların gözlerinden okuyorum. Çocuk o süreçte öğretmenin ne kadar kıymetli olduğunu daha farklı bir yaklaşımla anlamış. Ve bunu bize hissettirmeye çalışıyor. Yani o kadar sıkıntı çekiyoruz, problem yaşıyoruz. Ama bu çocukların bu bakışı aslında bizim için başka bir şey. Biz de emeğimizin karşılığını gördüğümüzü çocukların bakışından anlıyoruz. Bu benim için çok kıymetli. Bir öğretmen için en kıymetli şeylerden biri budur.